Selamünaleyküm. Cenab-ı Hak bütün hayatınızı hayırla doldursun inşallah. Rabbim nefes alıp verdiğiniz müddetçe her nefesinize sayısız hayır nasip eylesin, sayısız güzellik nasip etsin. İnsanlar bile bile ölüme koşarlarken ve bile bile ölümle çelik çomak oynar gibi oynarlarken muhakkak ki kalplerinde büyük bir iman olması gerekir. Bu iman, bu inanç, bu aşk insanın bu dünyaya gözünü kapatır. Bu dünyaya gözünü kapatması demek, bu dünyanın içerisinde var gibi görünen her ne var ise hepsini bir noktada, bir çırpıda değersiz görüp arkaya atmaktır. Bunun müjdesi Kur'an'da vardır. Cenab-ı Hak Bakara ayet 154'te buyurur ki, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Ancak siz fark etmiyorsunuz. Allah yolunda Allah için yürüyen insan toprağa da Allah için bakar, insana da Allah için bakar, varlığa tamamiyetle Allah için bakar. Tamamiyetle bütün varoluşa Allah için baktığından dolayı onun için birinci derecede önemli olan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun nefes alması, nefes vermesi, onun bir şeye kıymet verip vermemesi Allah'la alakalıdır. Allah bir şeye kıymet veriyorsa o kıymet verir. Allah bir şeye kıymet vermiyorsa o da o şeye kıymet vermez. Ve Allah'a inananlar için şehitlik kıymetli bir şeydir. Cenab-ı Hak bu noktada şehitliği kıymetli gördüğü için şehit olmayı insanlar, Allah'a aşık olan kimseler isterler. Kıymetli dostlar, eğer ki bir kimse Allah'a aşık değil ise o nefesini kaybetmekten korkacaktır. Allah'a aşık değil ise o kimse canını kaybetmekten korkacaktır. Birinci derecede önemli olan bu noktada o kimsenin Allah'a aşık olup Allah yolunda ilerlemesidir. Eğer şüheda şerbetini içip peygamberlerle dost olacaksa, şüheda şerbetini içip Allah'la ebediyen dostluk halakasında oturacaksa o kimsenin Allah'a birinci derecede aşık olması gerekir. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak siz onlara ölüler demeyiniz der. Ölü bu manada şer'i olarak düşünecek olursak canını vermiş, lezzet almaktan, tat almaktan, hoşlanmaktan, üzülmekten, sevinmekten, soğuktan, sıcaktan etkilenmeyen bir varlıktır. Bir kimse ölse acıdan veya tatlılıktan, sevinçten veya hüzünden etkilenmez. Oysa Cenab-ı Hak şehitlere öyle bir paye veriyor ki siz onlara ölüler demeyiniz diyor. Ölüler dememekle onları bu noktada diri noktasına koyuyor. Biz onlara ölü gibi görüyoruz. Ama onlar gerçekte diri. Bizim görüşümüzde ölü. Bizim bakışımızda ölü. Ama Allah indinde hakikatte diri. Eğer hakikatte diri olmak mı önemli, yoksa dünyada diri olmak mı önemli? Dünya şehadet noktasında dünyadaki dirilik geçici.
Dünyadaki dirilik belli bir mesafe var. Belli bir yıl var. Belli bir mesafede yıldan sonra dünya diriliği bitti. Ama Allah indinde diri olmak, ebediyen diri olmak. Ebediyen diri olan bir kimse asla bir daha ölümü tatmayacak. Ölü de olmayacak. İşte Cenab-ı Hak Bakara ayet 154'te bize böyle bir müjde veriyor. Allah yolunda öldürülenler aslında dirilenlerdir. Aslında dirilenlerdir. Onlar ölü değildir. Asıl diri olanlar onlardır. O zaman asıl ölü olan kimler? Asıl ölü olan bizleriz. Biz tat aldığımızı zannediyoruz tatsız şeylere bakaraktan. Biz lezzet aldığımızı zannediyoruz bu geçici lezzetlere bakaraktan. Oysa Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde dediği gibi, o senden bir can alır, sana binlerce can feda eder der. Biz bir sefer bir can veririz ona, bir sefer bir can vermekle binler can kazanırız. İşte şehitler bir sefer can verirler, ebediyen ondan can kazanırlar. Ve İslam dünyası, müminler, inananlar şehitliğe bu yüzden ayran içer gibi o şerbeti içerler ve koşarlar. Şehitliğe bu yüzden hiç kimsenin tahmin edemeyeceği noktada ve merkezde hızla koşarlar. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Yine Ali İmran ayet 169 ve 171. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler, Rableri katından rızıklandırılmaktadırlar. Demek ki şehitlerin ikinci özelliği Allah katından rızıklandırılması. Allah tarafından rızıklandırılması. Direkt rızkının sebepsiz, nedensiz, niçinsiz Allah'tan alması. Direkt biz rızkı temin etmek için sebepler dairesinde koşmakla, mücadele etmekle, bir şeyler yapmakla mükellefiz. Ama şehitler öyle değil. Şehitler Allah yolunda bir sefer can verdiler ya, o yüzden onların rızıklarının direkt Cenab-ı Hakk'ın kendi uluhiyetinden, kendi katından, kendi vahdaniyetinden, kendi katından vesilesiz, aracısız rızıklandırırlar. Artık şehitler sebepsiz direkt Allah'ın zat-ı uluhiyetinden rızıklanır. Direkt. İşte o yüzden bu noktada şehitler Allah'ın geniş lütfuna mazhar olurlar ve o lütuf içerisinde yaşarlar. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki, şehitlerin ruhları yeşil renkli kuşlar şeklindeki yaratıkların içinde bulunacaktır. O ruhlar arştan asılan kandiller vardır. Ruhlar cennetin diledikleri yerinde gezip dolaşırlar. Sonra o kandillerin çevresinde konaklarlar. Allah-u Teala onlara bakarak bir arzunuz var mı diye sorar. Onlar bizim başka ne arzumuz olabilir ki? Biz cennetin istediğimiz yerinde gezip dolaşıyoruz derler. Allah-u Teala bu soruyu onlara 3 kere sorar. Onlar da soruların devam edeceğini anlayınca şöyle derler. Ey Rabbimiz! Biz tekrar senin yolunda öldürülmek için ruhlarımızı bedenlerimize iade etmeni istiyoruz. Allah-u Teala onların hiçbir ihtiyaçları olmadığını görünce artık kendi haline bırakır. Şehitler o lütfu, o ikramı, o ihsanı görünce tekrar yeryüzüne inip tekrar şehit olmayı arzularlar. Bu enteresan bir noktadır. Bir şehit Allah'ın lütfunu, ikramını görünce, ona şehadet edince, ona ulaşınca o şehitlik makamının ve mertebesinin daha da yükselmesini istediği için Cenab-ı Hak der ki, beni tekrar yeryüzüne gönder.
ben yeryüzüne tekrar şehit olup tekrar döneyim. Hatta başka bir rivayette der ki beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben yeryüzünde tekrar şehit olayım, bir daha geri döneyim der. Başka bir hadis-i şerifte de şehidin öldürülürken hissettiği acı sizden birinizin çimdiklendiğinde hissettiği acı kadardır der. Biz şehitlerin şehit olurken acı çektiğini zannederiz. Ama Cenab-ı Hak onları bu noktada hiç acı çektirmez. Her kimin ruhu gasp edildiğinde, kabz edildiğinde, bilhassa o kimse Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamıyorsa o ruhu kabz edilirken muhakkak acı çeker. Muhakkak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifte der ki bir kimsenin ruhu ondan kabz edilirken dikenin o kimsenin içinden çekip çıkarırken vermiş olduğu acı gibi acı verir der. Ama bu Allah'a aşık olanlar ve şehitler için müstesnadır. Allah'a aşık olanların ruhları bedenlerinden çekilirken hiç acısız çekilir. İkinci grup, Allah'ın şehitlik mertebesine ulaştırdığını ve ulaştıracağını beyan ettiği şehitlerdir. Şehitlerin de ruhları kabz edilirken, şehitlerin ruhları kabz edilirken o bir kimsenin çimdiklenmesi kadar ne kadar acı çekerse o kadar acı duyar. O yüzden şehitler son nefeslerinde tebessüm ederekten giderler. O yüzden şehitlerin üzerinde bir sükunet, bir letafet, şehitlerin üzerinde bir naiflik vardır. Şehidin yüzüne baktığınızda ondan bir güzellik akar. Allah'ı sevenlerin yüzüne baktığınızda ondan bir letafet akar. Allah'a aşık olan kulların yüzüne baktığınızda hatırınıza Allah gelir. Bir şehidin mezarıyla karşılaştığınızda aklınıza Allah gelir. Bir şehitlik sohbetinde aklınıza Allah gelir. Ve bir şehitlerin bulunduğu yerden geçerken aklınıza Allah gelir. Eğer aklınıza orada Allah gelmiyorsa imanınızı sorgulayın. O zaman kendi imanınızı sorgulayın. Eğer şehitler diyarında dolaşırken aklınıza Allah gelmiyorsa, parkta dolaşır gibi dolaşıyorsanız imanınızı sorgulayın. Şehitler diyarında dolaşırken mangal yakıp piknik yapayım diye düşünüyorsanız imanınızı sorgulayın. Allah'a iman etmiş bir kimse Allah yolunda öldürülenlerin arasında dolaşırken aklına ancak Allah gelir. Aklına Allah gelir. Eğer Allah'a aşık bir kimse var ise, ona baktığınızda aklınıza Allah gelmiyorsa imanınızı sorgulayın. Kendinizi sorgulayın. Kendinizi. Zaten kendimizi sorgulayabilsek her meselede meselenin içinden çıkmış olacağız. Kendi kendimize öz eleştiri yapabilsek, kendi kendimize öz eleştiri yaparaktan kendimizi iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe, hakka, hakikate doğru yönlendirsek problemlerimizin hepsi de hallolacak zaten. Allah bizi onlardan eylesin. Yine başka bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır der. Cennet Allah için, vatan için, din-i mübin için, milletin için ölmekten geçer. Bunun için öldürmekten geçer. Ya Allah için vatanına kasteden, memleketine, milletine kasteden için can alırsın ya da can verirsin. Can almanın
Sevap olduğu tek yer burasıdır. Başka türlü hiç kimseyi öldüremezsiniz. Hiç kimseyle savaşamazsınız. Ancak sizin dininize, vatanınıza, milletinize kastediyorlarsa o zaman onlarla savaşmanız farz olur. Allah bizi bu farzları yerine getirenlerden eylesin. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldi ve ona insanların hangisi üstündür diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ona Allah yolunda malıyla canıyla cihad eden kişidir dedi. İnsanların en faziletlisi. Abdullah bin Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Rızkım mızrağımın gölgesinde verildi. Zillet ve aşağılık ise emrime karşı gelenlere verildi. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak cümlemizi şüheda şerbetini içmeyi nasip eylesin. Şehitlik sevgisini, şüheda sevgisini kalbimize ilham eylesin. Allah sevgisini, vatan sevgisini, millet sevgisini, inananların sevgisini kalbimize ilham eylesin. Ve bu sevgilerle bizi haşır neşir eylesin. Bu sevgileri ayakta tutan, diri tutan kullarından eylesin. Şehitlerini unutmayan, vatan için, millet için, Allah için, din-i mübin için canlarını ve mallarını heba ederekten, bu noktada harcayaraktan cihad eden o mücahitlerin, bizleri o mücahitlerin şefaatine nail eylesin. Bizleri onlarla beraber yürüyen kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü semamız, bugünkü zikrimiz ve duamız bütün şühedaya olacak. O yüzden biz sema ederken kardeşlerimiz Allah'ı zikredecekler. Sizler de oturduğunuz yerde Allah'ı zikredin. La ilahe illallah deyin, Allah deyin, Rahman deyin, Rahim deyin, Hay deyin, Hu deyin, Hak deyin. Allah'ın 99 isminin ismi şerifinden birisini zikredin. Ama zikrin faziletlisi La ilahe illallah'tır diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olup en faziletli zikir olan La ilahe illallah'ı oturduğumuz yerden ayaktayken inşallah zikredin, buna devam edin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Allah'ı otururken, yanlarınızın üzerine yatarken, ayaktayken devamlı zikredin buyurdu. Hatta namazlarınızı kıldıktan hemen sonra, bir de böyle bir ayet-i kerime var. Namazlarınızı kıldıktan hemen sonra Allah'ı ayaktayken, otururken, yanlarınızın üzerine zikredin buyurdu. Kim cemaat içerisinde Allah'ı zikrederse Allah onu daha iyi bir cemaat içinde zikreder. Kim Allah'ı cemaat içinde zikrederse oradan af olmuş olarak kalkınız der hadisi kutsi'de. O yüzden Cenab-ı Hak inşallah bugün buradan af olmuş olarak kalkan kullarından eyler bizi. Ve sakın ha, buradan kalktığınızda da kendi kendinize şunu düşünmeyin. Acaba ben af oldum mu ki diye böyle bir şüpheye, böyle bir şeytanın vesvesesine kanmayın. Bilin ki, inanın ki topluluk içerisinde kim Allah'ı zikrederse Allah onu af olmuş olarak oradan dağıtır. Günümüz hayır olsun. Selamünaleyküm.